Herkese merhaba. Dün gece saatlerinden şu dakikalara kadar gündemi alt üst eden bir iddia var. Bu iddia üzerine gerek bazı insanlar tepki gösteriyor, bazıları eleştiride bulunuyor, bazıları gayet olağan normal bir durum diyor. Peki nedir bu mesele? Birazcık sizlerle de bunu konuşalım dedim. Şimdi Fox TV'de geç saatlerde yayınlanan bir orta sayfa programı var. Nevşin Mengü, Deniz Zeyrek, Fox TV'nin işte genel müdürü gibi isimler orada yayınlanıyor. Gelişmeleri yorumluyorlar, konuşuyorlar, tartışıyorlar. Şimdi Deniz Zeyrek gözüyle gördüğünü iddia ederek HDP ve AKP grubunun görüştüğünü iddia ediyor. Ve orada tekrar tekrar tabii soruluyor. Doğan Şentürk diyor ki yani gözünle mi gördün diyor. Evet diyor gözümle gördüm diyor. Tabii Deniz Zeyrek'in bu sözleri tartışma konusu oldu az önce de ifade ettiğim üzere. Ve Deniz Zeyrek tam olarak şunları söylüyor programda. Bakmayın Demirtaş'a selam çaktı diye eleştiriyorlar AKP grubu için e, diyor, diyor bunları. Ben gözümle gördüm. Çok sözü dinlenen iki yönetici aynı arabaya bindiler ve iktidardan bir isimle görüşmeye gittiler. Yani iki isim hedefli. AKP'li ismin belirlediği bir mekana gittiler. Dışarıda görüştüler diye konuşuyor. Ve e, HEDEP güvenmediği için AKP'den Yazılı bir protokol istiyor diyor Deniz Zeyrek. AKP tarafı da vermek istemiyor. Öyle bir şey olursa Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile yaptığı protokol gibi Devlet Bahçeli o an Cumhur İttifakını terk edecektir. Çok da samimi bulmuyorum. Bir taraftan CHP'yi bununla vurmaya çalışacaksınız, diğer taraftan ile görüşme yapıp CHP'yi eleştireceksiniz diyor. Şimdi Deniz Zeyrek'in açıklamaları bu şekilde. Ya ben şunu anlamıyorum. Herhangi bir gazeteci, muhalif olan bir gazeteci, en azından Deniz Zehir'i ben öyle tanımlıyorum. Neden iktidara yönelik bir kulis haberi paylaştığı sırada HDP'yi bu şeytanlaştırma politikasını sürdürüyor aslında. İsteyerek veya istemeyerek. Şimdi birçok parti bir şekilde arka planda, meclis koridorlarında zaten görüşüyor. Ha bir de gün yüzüne çıkanlar oluyor. Nedir? İşte seçimlerden önce ya biliyorsunuz AKP grubu HDP grubunda ziyaret etmişti. Ne kapsamında? Başörtü meselesi. Anayasadaki değişiklik nedeniyle ziyaret etmişti. Haliyle HDP AKP ile görüşebilir. Tıpkı CHP'nin HDP ile görüştüğü gibi. Ama gelinen noktada aslında muhalifler CHP yakın gazeteciler şunu yapıyor. Aa bakın işte HDP AKP ile görüşüyor. AKP HDP ile görüşüyor. Bakın hani... HDP yönelik bu kriminal etme, kriminalize etme aslında operasyonuna istemeden dahil oluyorlar. Ne var bunda? Görüşebilirler. Gayet de olağan bir durum ki HDP eş genel başkanı Tuncer Bakırhan'dan genel başkan yardımcısı Mehmet Rüştü Tiyaki'ye kadar herkes bir görüşme yok diye defalarca altını çizdi. Ama Deniz Zeyrek'ten önce biliyorsunuz çeşitli gazeteciler de bunu dile getirdi ve dediler ki HDP ve AKP arasında görüşme var. Sürekli bu iddialar dile getirildi ve bu iddiaları dile getiren gazeteciler öyle yabana atılacak gazeteciler de değil. Yani bu tanımı tırnak içerisinde kullanıyorum ve zaman zaman evet HDP ve AKP grubu arasında aslında bir görüşme olduğuna dair işte kulislere, kulaklarımıza yani bizlerin de kulaklarımıza gelen haberler işte yani dedikodular var diyorduk. Gelinen noktada şunu söyleyeceğim. İşte Hani Deniz Zeyrek diyor ya ben diyor işte gözümle gördüm diyor. iki hedefli arabaya bindi AKP'lilerin belirlediği bir mekanda görüştüler. Okey olabilir görüşmüş olabilirler o arabaya binmiş olabilirler. Deniz Zeyrek bu noktaya kadar doğru söylüyor olabilir. Tam da benim dikkatimi çeken nokta ise şu. Ya arkadaş o mekanda görüştükleri sırada HDP protokol istediğinde sen orada mıydın? Veya AKP biz protokol veremeyiz ya kusura bakmayın dediğinde sen orada mıydın? Yani bunları neye dayanarak söylüyorsun? Veya bir kaynak e, demiyorsun yani kaynağını açıklamak zorunda değil gazeteci ama yani benim baktığım pencere bambaşka bir pencere. Ben tartışmaya bu noktadan bakıyorum. Yani HDP AKP ile görüşüyor olabilir, e, protokol istiyor olabilir, güvenmiyor olabilir. Bunların tamamı ayrı bir tartışma konusu ama tam, tam bu iddialar gündemdeyken bu iddialar üzerine hani ya işte e, üstüne ekleyerek bir şeyler söylemek bambaşka bir şey. Anlatmak istediğim şu yani. E, HDP, HEDEP, AKP ve MHP tarafından bu kadar kriminalize edilirken bu kriminalize etme operasyonuna, şeytanlaştırma politikasına muhalif gazetelerin katılmasını ben hiçbir zaman kabullenmedim. Kabullenmeyeceğim de ve buraya da dikkat çekmeye devam edeceğim. Kendi gözümle gördüm diyor yani denizleyerek. Yaptığı açıklamada yine söylemek gerekirse bakın tekrar tekrar ifade edeyim. Görüşebilirler. Yani benim için hedeple AKP'nin görüşmesi, MHP'le İYİ Parti'nin görüşmesi ya da İYİ Parti'nin CHP'le görüşmesi gayet olağan bir durum. Bunlar zaten Meclis Genel Kurulu'nda yan yana oturuyorlar. zamanda tartışıyorlar. Bazen bazı konularda grup başkan vekilleri arka odalarda bir araya gelip Kanun teklifinde uzlaşıyorlar. Bu meclis başkan vekilinin de zaten kürsüden zikrettiği bir durum yani. Gelinen noktada ama iş tabi kriminalize etmeye doğru gidiyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz siz? Yani yorumlarınızda tek tek açıkçası yayın bittikten sonra da okuyacağım demeliyim. Bir de Meral Danış Beştaş bir programa katıldı. Bu program çok önemli. Şimdi Diyarbakır Sosyal ve Siyasal Araştırmalar Enstitüsü'nün siyasi aktörlerin çatışma çözümü ve barış inşasına etkileri konulu. ikinci DİSA Barış Okulu e, bugün başladı. Haliyle ilk katılımcılardan biri de Meral Danış Beştaş oldu. E, şimdi e, konuş, yani açılış konuşmasını da doçen doktor Vahap Coşkun yaptı. Coşkun siyasetçiler, siyasetçilerle çözüm süreci deneyimi üzerine bir çalışma yapmak istediklerini ifade etti. Ve Meral Danış Beştaş da sunum yaptı. Ee, AK Parti ile niye masaya oturdunuz? eleştirisiyle sıkça karşılaştıklarını söylüyor Meral Danış Beştaş ve çözüm süreçlerinin iktidarla yürütme gücüyle yürütülmek durumunda olduğunu aktarıyor ve Beştaş burada önemli olan AK Parti'nin bu masaya getirilmiş olmasıdır diyor. Çözüm sürecinde Avrupa Birliği ülkelerinden olumlu tepkiler aldıklarını da ifade ediyor Beştaş ve çözüm sürecinde üçüncü gözlerin önemli olduğuna da dikkat çekerek Ossa görüşmelerini örnek gösteriyor. Ve Türk kimliği herkesi kapsayan bir kimlik yaklaşımı var. Diğer yandan AKP'nin Kürt vardır ama yaklaşımı var. E, bu bunları sarf ediyor Meral Danış Beştaş ve iç siyasi aktörlerin bu meseleye ilişkin politikasının olmadığını da vurguluyor. Ve ilk defa bu kadar yaklaştık diyor. İlk defa bu kadar yaklaştık çözüm sürecinde ama olmadığı Örgüt devlete, devlet de örgüte güvenmedi diyor. Çözüm sürecinde rol alan siyasetçilerin yargılanmaması için çıkarılan yasanın şu an işlevsiz olduğunu da anlatıyor Meral Danış Beştaş. Selahattin Demirtaş, İdris Balıken ve Sırrı Süreyya Önder'in o sürecin yürütülmesi için yaptıkları çalışmalar nedeniyle yargılandıklarına da dikkat çekiyor. Bakın bu önemli bir husus. Şimdi bazı insanlar yani şu konuda HDP HDP'yi eleştiriyor. Diyor ki ya arkadaş yani yargılanmamanız için bir kanun ...hazırlanmalıydı. Bunu görüşme aslında görüşmeliydiniz. Bakın bugün siz yargılanıyorsunuz diyor. Meral Danış Beştaş diyor ki öyle bir kanun zaten yapıldı. Ama AKP tarafından işlevsiz hale getirildi. Bize karşı o kullanıldı diyor. Gelinen noktada zaten Yargıtay Anayasa Mahkemesi krizleriyle... ...sürecin ne noktaya geldiğini de az çok anlayabiliriz. Son olarak Beştaş CHP'nin mecliste siz falanca tarihte... ...Salih müslüme ağırlamadınız mı? Öcalan'a şunu söylemediniz mi şeklindeki çıkışlarının hala devam ettiğine de işaret ediyor. Ve konuşmasında Erdoğan isterse çatışmaların durması bir haftada sağlanır. Bir haftada atmosfer değişir. Siyasetin rolü bu kadar e, doğrudandır cümlelerini kuruyor. Tabi oturum uzu uzuya devam ediyor ama hani ben kısa başlıkları size aktarmak istedim. Şöyle iki konuyu toparlamak gerekirse yani gelinen noktada HDP kalkıp çözüm sürecini e, ya da İyi Parti ile çözecek değil. İktidarda kim varsa onunla çözecektir. Veya e, 20 bine yakın üyesi içerideyken eski eş genel başkanları, milletvekilleri, parti yöneticileri içerideyken partisini kapatma davası varken Kobani davasında 500'e yakın insana siyasi yasak istenirken HEDEP haliyle en küçük bir umut bile varsa ...o umudun yolundan gidecektir. Ama daha önceki hataları tabii ki yapmayarak... ...bunu e, daha fazla üstüne ekleyerek... ...yani protokol gibi, sözleşme gibi... ...şeylerle yapacaktır haliyle. Hani anlatmak istediğim... E, olan bir durum. Ben bunu garipsemiyorum. Çünkü siyasette dün dündür... ...bugün bugündür arkadaşlar. Son 24 saatte çok şey Can Cancağızım cümlelerini unutmadık. Ve bu cümlelerin aslında ne kadar doğru olduğunu son 20 yıllık 21 yıllık AKP iktidarında da her dönem deneyimledik. Hani gelinen noktada neyle iktidara, hangi cümlelerle iktidara gelenlerin bugün kimlerle yol yürüdüğünü de hepimiz çok iyi biliyoruz. O yüzden bu kriminalize ve aslında şeytanlaştırma politikasına dikkat çekmek istedim. Gözünüzle de görseniz, işte belgenizle de olsa gayet olağan bir durum olarak benim karşıladığımı ifade etmek isterim. Şimdilik burada noktalayacağım. Her akşam Türkiye saatiyle 21, Avrupa saatiyle 19'daki yayınlarımızı kaçırmamak için lütfen beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.